Arkadaşlar herkese merhaba. CK burada yepyeni bir prefabrik videosuyla karşınızda. Bu sefer bir tiny house değil, bir prefabrik var önümüzde. Görüyor olduğunuz prefabrik toz mavi, açık mavi dediğimiz renkteki evin ölçüleri, içi 35 metrekare net kullanım alanı, dışarıda da 10 metrekarelik bir terası bulunuyor arkadaşlar. Toplamda 45 metrekarelik bir alan. Bakın görüyor olduğunuz gibi kenarlarında sizin keyfinize göre seçilmiş olan süslemeler görünüyor. Hemen önümüzde de yapan firmanın isim ve numarasını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen verandanın etrafında Fairforge korkuluklar ve yükseltmek için kullanılan merdivenlerdeki taşlar var arkadaşlar. Taş görünümlü fayanslar aslında. Şimdi 10 metrekarelik bir teras veranda aslında küçük gibi geliyor olabilir kulağa ama aslında değil. Bakın gördüğünüz zaman masa sandalyesi, büyük boy bir sandalye, salıncak bulunuyor. Ve hala ortada boş büyük bir alan var. Burada rahat rahat 6-8 kişi bir masada yemek yiyebilir arkadaşlar. Üst kısmında tavan kısmına ulaşmak için bakın sol tarafta bir hemen girinti var. Orada bir problem yaşanırsa çözülebilmesi için öyle bir kapı bölümü var arkadaşlar. Ve yine görüyor olduğunuz gibi kullanılan camlarda kullanılan malzeme Pimapen çift cam ısı cam. Ayrıyetten dışarıdan bakıldığında da zaten anlaşıldığı gibi her prefabrikte olduğu gibi bir ısı yalıtımı var arkadaşlar. Burada 2 yıldır yaşanıyor aktif olarak ve burayı yaz kış kullanıyorlar. Bakın yan tarafta hemen evin altında bir kapak var. Orası bir depo alanı, evin altındaki depo alanı. Ayrıca zaten evin yükseltildiği alanda oradan görünüyor. Yine kalın profillerle, kalın profiller üzerine yükseltilmiş bir daire. Ve burası bir hobi bahçesi içerisinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük de bir bahçesi var. Şimdi evin girişinde arkadaşlar böyle bir sineklik var. Bu sürgü değil, akordiyon sineklik diye geçiyor arkadaşlar. Akordiyon sinekliği açtığınız zaman içeride ilk önce bir oturma alanı görüyorsunuz. Oturma odası görüyorsunuz arkadaşlar. Burası gayet büyük, gayet ferah. Bakın yerlerde çok tercih edilen bir renk laminant var. Görüyor olduğunuz bu laminant hemen hemen her prefabrikte hatta her evde artık kullanılan laminant rengi arkadaşlar. Laminantı da kullanılan laminant da gayet kaliteli bir laminant. Ve yine sol tarafta evin sol tarafında hemen girdiğinizde sol tarafta bir mutfak görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası klima ile ısıtılıyor, soğutuluyor ve 24.000'lik bir klima bu evin tamamını çok rahat soğutuyor, çok rahat ısıtıyor. Kullanılan pencereler dediğim gibi çift cam ve pimapen. Yukarıdaki alçıpanlar gene istediğiniz şekilde ayarlanabilecek alçıpanlar. Süsünü kendinizin ayarlayabileceği şekilde. Yine pencerelerde sürgü sineklik bulunuyor. Tüm pencerelere takmışlar. Bu gibi alanlarda zaten şart arkadaşlar. Böyle orman içindeyseniz, bir hobi bahçesindeyseniz burada sinek böcek olur. Bu sürgüler gayet kullanışlı böyle alanlar için. Alan büyük gördüğünüz gibi tabii değerlendirmeyle de çok alakalı arkadaşlar. Alanı düzgün değerlendirmek de çok önemli. Prefabrik, tiny house gibi evler de çok kıymetli. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane aşağıda 4 tane yukarıda dolabı var arkadaşlar. Depolama alanı olarak. İçi gayet büyük, evinizde kullanıyor olduğunuz normal dolaplar gibi arkadaşlar. Üstünde de yine boşluk bir alan var büyük parçaları koyabilmek için. Bakın hemen burada yine set üstü ve aspiratörü. Duvarlarda çok güzel bir seramik taş kullanılmış arkadaşlar. Bunlar 3 boyutlu bir resim falan değil. Gayet gerçekten kabartmalı böyle bir fayans yani. Bu bir resim ya da bir yapıştırma bir duvar kağıdı değil arkadaşlar. Gayet güzel bir taş kullanılmış. Mutfağın hemen sol tarafındaki kapıdan banyoya geçiş yapılıyor arkadaşlar. Bakın yine tüm köşelerde karton piyer süslemeler var. Bütün eşya mutfağın eşyası sığmış ve bir de yanına alan kalmış. Banyoya geçtiğimiz zaman da yine mükemmel fayanslar görüyorsunuz banyoda. Hemen karşıda termostat var arkadaşlar. Bakın ufak bir sağ tarafta aynanın etrafında depolama alanı. Bakın termostatı da koyduktan sonra bayağı büyük olmasına rağmen yine bir sürü yer kalmış. Tavanda yine dışarıda gördüğünüz şekilde bir süsleme var. Bir ufak penceresi var. Yukarıdan açılıyor yine sineklikli arkadaşlar. Bakın gayet büyük. Tahmin ediyorum ki 90'a 100 ya da 100'e 100 bir köşe duşakabin sığmış. Tuvaleti, evyesi, evye altı dolabı. Aynasının yanında yine kapaklar, ufak dolaplar ve taşlar yine gördüğünüz gibi gayet güzel seçilmiş. Gayet keyifli renk uyumu olan taşlar kullanılmış banyoda da. Evye de öyle küçük bir evye değil arkadaşlar. Hani ilkokul tuvaletinde gördüğünüz gibi evyeler değil, gayet büyük bir evye. Çamaşır makinesi yine içeride. Bulaşık makinesi mutfak kısmında. Görüyor olduğunuz gibi gayet büyük bir alana istedikleri her şeyi sığdırmışlar arkadaşlar. Burada bir tane de yatak odası var.
görüyor olduğunuz alanda. Bakın hemen sol üst köşede elektrik aksanının bulunduğu panel var. Yukarıdaki spot ışıklar. Bunları tabii kendi keyfinize göre değiştirebilirsiniz. İsterseniz ahize takarsınız. İsterseniz dışarıdan spot ışıkları takarsınız. İsterseniz de burada gördüğünüz gibi asma tavanın altına takılan spot ışıklardan yapıp etrafına da isterseniz yine bu şekilde bir karton pier yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da keyfinize göre bir ışık havuzu vesaire yapabilirsiniz. Burada gömülü spot kullanmayı tercih etmişler. Bakın gördüğünüz gibi küçük oda da küçük değil aslında. Standart bir 2+1'in yatak odası büyüklüğünde, şehir içinde kullandığınız herhangi bir evde, hatta bazı evlerin yatak odasından büyük bir arkadaşlar. 2 kişilik yatağın yanında çok büyük bir boş alan var. Bir tane büyük bir dolap var. Burada yine 2 tane pencere. Hemen yatağın karşısına televizyon koymuşlar. Mükemmel değerlendirmişler. Bu tür evlerde eğer bir çiftten fazlaysanız, bir aileden fazla kalıyorsanız arkadaşlar, kendi yatak odanızda da bir televizyon olması mantıklı tabii. Kendinize özel bir zaman istediğiniz zaman. Bakın gayet büyük bir alan kalmış yataktan sonra arkadaşlar. Bir yatak daha, hatta bir yataktan fazla sığabilecek kadar daha bir alan var. Ve bir de dolap var karşımızda. Bu tür yerlerde, bu tür ufak evlerde alanı kullanmak çok önemli. Yine köşelerde karton piyer kullanılmış. Evet, gördüğünüz gibi alan gayet büyük, gayet ferah. Gayet ışıl ışıl, her taraftan ışık alıyor. Mutfak bölümü yine bir 1+1 evin mutfağı kadar, hatta büyük. Şu an 2+1 açık mutfaklı evlerde de bu kadar bir mutfak geliyor. Yani gidip bir neti 55-60 metrekare olan bir ev aldığınız zaman da alacağınız, karşınıza gelecek açık mutfak büyüklüğü yine bu kadar olacaktır. Yani buzdolabını koyduğunuz zaman ortada bu kadar bir özgürlük, hareket özgürlüğünüz kalacaktır. Ama burası bir prefabrik evin mutfağı için gayet büyük, gayet kullanışlı arkadaşlar. Burası dediğim gibi sadece klima ile ısıtılıp soğutuluyor. 2 yıldır faal oturuyorlar bu evde ve 2 yıldır yaz kış gelip gidiyorlar. Evleri, bu şu an yaşadıkları kendi evleri bu prefabrik eve de çok yakın olduğu için sürekli burayı dolu dolu kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden yazını da kışını da gayet iyi biliyorlar. Yazının da kışının da gayet rahat ve keyifli olduğunu söylüyorlar. Bakın hemen köşeye bir televizyon koymuşlar. Altına hemen bir tane normal masa. Hiç gerek yok üniteye falan arkadaşlar. Böyle evler yazlık hızlı kullanılan evler. O yüzden gayet mantıklı ve hareketli bir seçim olmuş. Bakın dışarıda gayet büyük bir teras yine. Odaların hepsi geniş. Mutfağa her şey sığmış. Banyoya her şey sığmış. Zaten böyle bir yerde veranda kullanıyor olacağınız için hiç çok önemli değil. Dışarıya çıktığımız zaman bakın yan tarafını şu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Burası böyle bir alan. Burada bunun gibi bir sürü ev var arkadaşlar. Bir sürü bu şekilde yaşayan, bakın karavanda yaşayan var, ufak kendisine bir kabin yapan var. Bunun gibi bir sürü yer var. Eğer bu tarz videoları çekmemizi, devam etmemizi istiyorsanız bu alanda bizi bekleyen çok insan var. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki biz de gidelim haftada 2 saat, 3 saat yol yapalım. Sizler için bu videoları çekelim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın arkadaşlar.